İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin 2015'in Haziran ayına kadar uzatılması kararı Amerika Birleşik Devletleri'nde yankı bulmaya devam ediyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçtiğimiz pazartesi günü yapılan görüşmeler sonrasında sömürgeci güçler İran'a diz çöktürmek için birleştiler ancak başaramadılar demişti. Bazı batılı siyaset uzmanları ortaya çıkan tablonun İran adına diplomatik bir zafer olduğu görüşünde. Bundan sonrası çok zorlu geçecek ve neden sorusu hep akla geliyor. Dönüm noktaları gelip çattığında neden İran heyeti daha esneklik göstermiyor? Eninde sonunda dönüp İran'ın dini lideri ve onun karar organlarının Henüz gerçekten bir anlaşma isteyip istemediği hususundaki belirsizliğe bakmanız gerekiyor. Müzakereler Aralık ayında kaldığı yerden devam edecek fakat sürecin kalıcı bir anlaşma doğuracağı beklentisi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri ve P5 artı ülkelerinin tamamen teslim olup İran'a istediğini vermesi durumunda mümkün olabilir. İran'dan nükleer müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerinde en fazla görüş ayrılığı yaşanan dış politika konusu. Cumhuriyetçiler Tahran'a daha ağır yaptırımları savunurken, Başkan Obama bunun müzakereleri raydan çıkarıp Orta Doğu'yu daha istikrarsızlığa iteceğine inanıyor. Müzakereler şimdilik kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde sürüyor. Stefan Grobe, Euronews, Washington